Demir adamımız yaralandı. Biz onu şimdi tedavi ediyoruz çocuklar. Ne yapıyoruz? Siliyoruz ama ne yapmışlar size anlatalım mı çocuklar? Demir adamımızı Fatih Selim bugün parka giderken yanında götürmüş. Aslında ben ona demiştim ki götürme yanında, orada kaybolur, unutursun. Oyuncakları dışarı giderken almanı istemiyorum demiştim. Ama o çok ısrar ettiği için demir adamı da parka götürdü. Sonra onu orada unutup eve gelmiş. Biliyor musunuz sonra demir adama ne yapmış hırsızlar? Bir güzel onu böyle duvarlara vurmuşlar. Kırmaya çalışmışlar demir adamı. Bak buradaki boyası var ya kafasındaki, o çıkmış. Ondan sonra teminden beri siliyoruz ayaklarını. Bakın buraları siyah siyah olmuş. Bak bak, göster anneciğim şuralarını, baksana. Demir adamımıza zarar vermeye çalışmışlar. Kırmaya çalışmışlar. Sonra abisi Emirhan Buğra gitti parkta, buldu demir adamımızı, buldu eve getirdi. Ama bayağı bir kötü davranmışlar demir adama. Galiba kırmak istemişler onu, değil mi anneciğim? Anlat bakayım ne yapmışlar, bir de sen anlat. Bak. Hı. Duvara tapmışlar. Duvara. Lelelelele atmışlar. Yerlere atmışlar, evet. Bir de yağmurdan ıslanmış sonra. Başka ne olmuş? Siliyoruz siliyoruz, geçmiyor değil mi anneciğim? Ama bak bayağı sildik ama çıkmayan yerler ama var. Ama geçmiş. Şurasında, evet bak şurasında var. Başka neresinde kirler var? Tutuyor. Diyor ki Fatih Selim abim beni temizliyor diye mutlu oluyor. Baksana buradaki yüzündeki boyaları da gitmiş. Galiba duvara orasını vurmuşlar değil mi anneciğim? Yazık olmuş. Keşke götürmeseydin değil mi annem? Bak ayağındakileri gösterelim mi, şurasını bak. Şurayı bir göster. Bakın çocuklar bakın. Gördünüz mü demir adamın burasını böyle yıpratmışlar, kırmaya çalışmışlar. Şurasını da baksana ne olmuş. Çok üzüldük. Fatih Selim çok üzüldü. Şimdi onu yapmaya çalışıyor. Ama onu boya gerekli. Şurasına boya gerekli ama aynısı olmaz ki. Demir adamımızın yüzü çok zarar görmüş. Parkta bunu kim yapmış olabilir? Kim yaptı acaba? Oğlumun oyuncağına niye zarar verdiler? Ben anlamıyorum. Değil mi anneciğim? Sence neden zarar vermişlerdir? Böyle yapılmaması lazım çocuklar. Böyle bir şey yapmak hiç doğru değil. Eğer ki dışarıda unutulmuş bir oyuncak görürseniz onu güvenli bir yere bırakmalısınız. Sahibi gelip arayabilir çünkü. Bulmaya gidebilir. Bak biz gittik, aradık, demir adamımızı bulduk. Ama keşke sağlam bulsaydık. Uğraşıyoruz, uğraşıyoruz onu temizlemek için. Akşamdan beri siliyor Fatih Selim. Yıkadık, köpükledik, banyo yaptırdık. Geldiğinde o kadar kirliydi ki keşke size gösterebilseydim. Çok kirlenmişti, her yeri pis olmuştu. Emirhan Buğra ile beraber yıkadık onu. Şampuan döktük. Bir güzel sabunladık. Şimdi de siliyoruz. Neyse bacağı kırılmamış, kolu kırılmamış değil mi anneciğim? İyi ki onlara bir şey olmamış. Ama buna iksir dökelim. Ne dökelim? İksir. Tamam anneciğim. Sen şimdi bunu güzelce daha temizle. Bulduğumuz için ama çok mutluyuz. Demir adamımıza kavuştuk. Boya gerekli ama çocuklar biz bunu nasıl boyayabiliriz? Sizin bir fikriniz var mı? Aynı boyayla. Aynı boyadan almamız lazım. Çocuklar aklınıza bir fikir gelirse bize yazar mısınız? Sizce biz bu demir adamın boyasını nasıl yapabiliriz? Nereden alabiliriz boyayı acaba? Bize haber versinler olur mu? Eğer bize söylerseniz biz onu yaparız. Demir adamımız sağlam olur. Baksana ne kadar değişik oldu. Ay yazık yazık. Aç peçeteyi. Göster annem, baksana demir adamın yüzüne, baksana. Çok üzücü. Hadi anneciğim bir bay bay yap da arkadaşlarına, sen işine devam et. Çocuklar siz böyle şeylere rastlarsanız oyuncaklara zarar verilmemesi gerektiğini söyleyin sokaktaki çocuklara, olur mu? Böyle bir şey yapmasınlar bir daha. Hoşça kalın arkadaşlar, bay bay.